İyi günler değerli çocuklar. Ben Melike Baymak. Motra Çiryazi İlkokulu'nda tarih öğretmeni olarak çalışmaktayım. Sizlere bugün geçeceğimiz konu, yani 6. sınıfların konusu, Türklerin ilk yurdu ve göçleri. Türklerin yaşadıkları coğrafya bölgesi Orta Asya'dır. Türkler tam olarak Aral Gölü, Tanrı Dağları ve Altay Dağları arasında yaşamlarını sürdürmektedirler. Yani tam olarak şu bölgelerde yaşamaktadırlar. Türklerin komşuları yani sınırları Kingan Dağları doğuda, kuzeyde Sibirya, batıda Hazar Denizi'ne kadar, güneyde ise Hindikuş ve Karanlık Dağları'na kadar uzanmaktaydı. Türk adının anlamına gelince, Türk adının konusunda günümüze kadar birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde güç, kuvvet, Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı, Çin kaynaklarında mikver, Ziya Gökalp ise Türk adının türeli, töreli, kanun nizam sahibi, Orun anıtlarında ise Türk olarak ilk defa geçmektedir. Türk adının ilk olarak Çin kaynaklarında bahsedilmiştir. 8. yüzyıldan itibaren Bizanslılar, İranlılar ve Araplar ise Türkçe konuşan ve boylar halinde yaşayan tüm topluluklara Türk adını vermişlerdir. Tarihte ilk kez Göktürkler yani Köktürkler Türk adını devlet adı olarak kullanmışlardır. Bizans kaynaklarında Orta Asya için Türkiye adı kullanılmıştır. Daha sonraki dönemde ise Anadolu için Avrupalılar Türkiye adını kullanmışlardır. Türklerin kültürüne yani eski kültürlerine değinirsek Anav kültürü M.Ö. 5000 ve 3000 yılları arası Türkistan'ın başkenti Aşgabat yakınlarında ortaya çıkarılmış en eski kültürdür. Yapılan kazılarda dokuma parçaları, seramik ve süs eşyaları bulunmuştur. Kelteminar kültürü M.Ö. 3000 yıllarında Aral Gölü'ne dökülen Amuderya'nın deltasında bulunmuştur. Buradaki insanlar yerleşik hayat sürdürmüşlerdir. Afanasyevo kültürü M.Ö. 3000-2000'de Altay Sayan Dağları'nın kuzeybatısında bulunmuştur. Orta Asya medeniyetinin temelini oluşturduğu sanılmaktadır. Türklerin en eski kültürüdür. Avcılık ve hayvancılık temel geçim kaynağıdır. Andronova kültürü M.Ö. 2000-1200 yıllarında Yenisey'deki Andronova'da bulunmuştur. Türklerin ilk ataları tarafından meydana getirilmiştir. Karasu kültürü ise M.Ö. 1000'de Yenisey'de bulunmuştur. Çadır, araba, kumaş, dokumalar ve elbiseler bulunmuştur. Bu kültüre ait. Tagar kültürü en gelişmiş Orta Asya kültürüdür. Abakan bölgesinde yapılan kazılarda ok uçları, iğne, bilezik, küpe, tarak ve başka eşyalar da bulunmuştur. Afanasyevo kültürüne dair bir dokuma kelime. Bu da Anav kültürüne dair bir dokuma parçası. Bu da kilim. Göçlerin nedenleri nelerdir desek, M.Ö. 2000'li yıllardan itibaren ana yurtları Orta Asya olan Türkler, ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kalmışlardır. Tabii bu saydıklarımız sadece önemli olarak görülen nedenlerdir.
İklim değişikliklerinden dolayı hava şartlarının zorlaşması, nüfus artışına bağlı olarak tarım arazilerinin ve ortak alanlarının azalması, bazı nedenlerden dolayı yaşanan hayvan hastalıkları ve buna bağlı olarak ekonomik darlığa girilmesi, Türk boyları arasında egemenlik mücadelesini kaybeden boyların zorunlu olarak göç etmeleri, dış baskıların artması, Çin ve Moğol saldırıları, yeni yurt elde etme düşüncesi, Türklerin göç etmesindeki sebeplerdir. Türklerin göç ettikleri bölgeler nereleridir desek, Türkler Orta Asya'dan göç ettiklerinde sadece belli bölgelere göç etmemişler. Dünyanın başka yerlerine de yerleşmişlerdir. Bu dönemde en çok göç edilen yerler Sibirya, Kuzey Çin'e, Hindistan'a yapılmıştır. Milattan sonra İran'a, Maveraun Nehri'ne, Horasan'a, Kafkasya, Balkanlar, Anadolu, Suriye ve Orta Avrupa olmuştur. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.